Merhabalar, geri dönüşüm evine hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz elimdeki bulunan lokum kutusuydu. Ben böyle kenarlarını inciyle süsledim ve tepsi yaptım. Hem resim çerçevesi hem de tepsi olarak kullanılsın istedim. Ama arkasına resim çerçevesi için kullanmak isteyenlere ip takmıştım. Aylar önce bunu süslemiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kenarları incili akrilik boya ile boyamıştım. Şuraya linkini bırakıyorum. Oradan yapım aşamasına bakabilirsiniz. Şimdi ben bununla çok güzel bir geri dönüşüm tekrar yapacağım. Bu geri dönüşümde ama bunu da geri dönüştüreceğim arkadaşlar. 3 tane eski çay kaşığım var. Atmadım. Bunları değerlendireceğim. Evinizde varsa böyle çay kaşıklarınız sakın siz de atmayın. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, şöyle koyuyorum. Böyle 3 tanesini yapıştıracağım tepsime. Tabii şöyle düzenledikten sonra evet şunu da biraz aşağıya çekelim. Evet, bu şekilde arkadaşlar oldu, güzel oldu. Şimdi ben hemen başlıyorum. Bunları bu kenara koyuyorum. Bu kaşığımın bu uç kısmını tutacak yerini böyle katlayacağım, bükeceğim. Bükebildiğiniz kadar bükün. Bayağı bir ince kaşıktı ama arkadaşlar zor bükülüyor. Çeliği kuvvetliymiş. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi beyaz ahşap tutkalla yapıştıracağım. Böyle ve ne olacak biliyor musunuz? Anahtarlık askılığı. Evet, yanlış duymadınız. Anahtarlık askılığı yapacağım. Bunu biraz daha bükmem gerekiyor. Şöyle bir iyicene büküyorum. Bitti arkadaşlar. Şuralarını da düzeltiyorum. Bu şekilde biraz yamuk yumuk oldu ama şurayı bir bastırayım. Evet, şöyle bir beyaz tutkalla yapıştıracağım. Silikonla da yapıştırabilirsiniz. Kuvvetli yapıştırıcılarla da yapıştırabilirsiniz. Ama beyaz ahşap tutkal gerçekten güzel yapışıyor. Ben şimdi bunu da yapıyorum ama pense yardımı alacağım. Şöyle bir kıvıralım. Öncekinde yapmadım. Bayağı sertti. Ben incedir diye düşündüm aslında. Kaşığım çok inceydi. Ama çeliği kuvvetliymiş. Bayağı sert oldu. Evet, böyle ucundan kıvırabildiğiniz kadar kıvırın arkadaşlar. Ama kök kısmını da şöyle bastırmanız gerekiyor. Şöyle bir bastırın. Güzel olsun. Biraz yamuk. Onu da düzeltelim. Evet, oldu. Bu da oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel oldu. Şimdi üçüncüye geçelim. Hemen bunu bırakıyorum. Şöyle bir onu alalım. Düzeltelim. Evet arkadaşlar, bunu da, bu en çok sevdiğim kaşığımdı. 1991 yılında alınmış bir kaşık. Atmadık, değerlendiriyoruz. Hatırası da evimizde saklı kalacak. Bir tane kalmıştı. Uç kısmını böyle daha çok kıvıralım bunun. Çünkü sivri ucu. Evet, şöyle yavaş yavaş mini mini dokunuşlarla. Şimdi pensemiz her an kırabilir. Kaşığınız ince ise. Ama muhtemelen tüm çay kaşıkları biraz kalın oluyor. Çeliği kuvvetli oluyor. Bakalım nasıl olmuş. Şurasını da bir kıvıralım ki her iki tarafını yapıştıracağım için. Hem sap kısmını hem de bu kaşık kısmını yapıştıracağım tepsime. Biz bu tepsimizi hediye olarak yapmıştık aslında Azra'cığımın öğretmenine. Verme bir türlü kısmeti olmadı. Bir 10 ay oldu galiba bunu yapalı. YouTube kanalımda yapılışı var arkadaşlar. Lokum kutusundan yapmıştım. Ona mutlaka linkini bıraktım, oradan bakın. Çok güzel oluyor. Resim çerçevesi ve kahve tepsisi olarak tek kişilik kullanın demiştim. Ama şu an biz anahtarlık askılı olarak kullanıyoruz. Evet, bu şekil iyi galiba değil mi? Şunu da şöyle koyalım. Şimdi ben bunları bu gördüğünüz beyaz tutkalla yapıştıracağım. Gerçekten çok güzel yapışıyor. Ve kuruduktan sonra asla bir iz bırakmıyor. Şeffaf bir hal alıyor. Çok güzel bir tutkal. Beyaz ahşap tutkal. %100 garanti veriyorum size. İyi kaliteli bir tutkalsa olur. Şöyle bir yapıştıralım. Hemen onun bu kısmına da yapıştırıyorum. Tabi sap kısımlarına da yapıştırın arkadaşlar. O değen yerlerini. Şunu da son bir yapıştırma ve bir gün kurumaya bırakacağız. Evet arkadaşlar, bir gün hemen hemen geçti ama beyaz ahşap tutkalım yine de kurumadı. Tabi bir gün daha gerekliymiş bu iyisinden olduğu için. Bakın biraz beyaz duruyor. Kuruyunca şeffaf olacak. Sakın korkmayın, şeffaf oluyor. Bu halde bile düşmedi. Emin olun. Tam kurumadığı halde bile iyi tuttu arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz
Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. Şöyle bir asıyorum hemen çivimi. Kapımın yanındaydı çivim. Evet, çok güzel oldu ama değil mi? Harika bir geri dönüşüm oldu. Çok süslü püslü oldu. Evet arkadaşlar, şimdi anahtarımı asıyorum. Bakın tam kurumamasına rağmen şöyle bir yandan gösteriyorum. Ve hemen anahtarımı asıyorum. Şöyle bir buraya asalım bir tanesini. Diğerini de bu tarafına asalım. Çok güzel. Bakın hiç düşme falan olmadı. Harika oldu arkadaşlar. Nasıl? Beğendiyseniz videomu beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizleri diğer sosyal medyalardan da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Geri dönüşüm evinde kalın.